Ben e, devrin imamına tabiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim. Çok etkilendim. E, i̇lk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz bize. Ben tövbe almak istiyorum. Ben yeni tam oldum hocam size. Ben 50, yaşında, 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşma dilemeyi nasip etti. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmayı sevmeyen bir insanım. Caminin kafasından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruç da tutuyorum, zekat da veriyorum, yedi vakit namaz da kılıyorum. Eski günlerden ki huzur buluyoruz. Ben size sıkıntılı zamandır şimdi çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. Hayırlı mutlu günler değerli izleyenler, dinleyenler yine yepyeni bir her an Kur'an, her an mutluluk programında hem sizlerle hem de Muhterem Hocam'ı Sayın Doktor Abdul Cabar bir kez daha birlikteyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz, sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz Muhterem Hocam. Nasılsınız Muhterem Hocam? Hamd edin, şükür ederiz. Allah razı olsun. Bizler iyiyiz inşallah. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Hamd ediyor, evet. ediyoruz, şükür ediyoruz Hocam. Sizden bana mutluluğu bir kez daha yaşıyoruz. Allah'a giden yol. Sırat-ı müstakim inşallah bu konumuz Muhtemelen Hocam. Bugün görüyorsanız ilk sualimizden başlamak istiyoruz. İnşallah. Muhtemelen Hocam, sırat-ı müstakim kavramının önemi nedir? Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Sırat-ı müstakim kavramının önemi nedir sualin cevabı? Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Ali suresinin 112. ayet-i kerimesinde insanların üzerine zillet damgası vurulmuştur. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Bu Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir. İnsanlardan bir ip de kesinlikle Allah'ın bize için tayin müşittir. mürşittir. Öyleyse eğer sırat-ı müstakim Allah'ın ipi ise ve bu ip olmadan, insanlardan da bir ip olmadan kişi dini yaşamayacaksa o zaman dini yaşamanın olması olmaz şartı, farzı sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Bir başka açıdan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Setefriku min ümmeti selase ve sevine fırkaten kulla fil ile Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, o fırka nacenin özellikleri ne? Cevap çok manidar. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı mustakim insanların kurtuluş yolu sırat-ı mustakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı mustakim olmasa olmaz Allah'ın yegane ipidir. İblis dediğimiz insanların baş düşmanı evvel emirde insanları sırat-ı mustakime ulaşmaktan men etmek istiyor ve kıyamete kadar gayesi bu şekilde devam edecek. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kâle <laughs> fe Beni azdırmana yemin ederim. Lekud ene leküm lekum's sırat'al mustakim. Onların sırat-ı müstakimine oturacağım. Öyleyse onların sırat-ı müstakimine oturacağım buyurduğuna göre evvel emirde gayesi bizi sırat-ı müstakimden alıkoymak. Suma la ta'ni men beyne eydim ve mekalfim ve an eymanim ve an şimalim ve la tevcülü <laughs> eksem şakirin. İkinci gayesi de insanları müşritten alıkoymak. Bu hakkaki yedi safa şükür vardır. Ama şükrün olması olmaz dizaynı iki çılınç safada başlar. Çünkü şükür Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Dolayısıyla eğer gerçekten biz şükredenlerden olmak istiyorsak mutlaka mürşidimize tabi olmamız lazım. Her zaman şükredenler ve küfredenler diye iki grup insan vardır. İşte bu şükredenlerden olmak istiyorsak istisnasız sırat-ı müstakim üzerinde bulunmamız lazım. Şükredenlerden olmak istiyorsak mutlak surette mürşidimize tabi olmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman allah Teala bu kavramın önemine binaen yedi safada sırat-ı müstakimi şekillendirmiş. Birinci safa sırat-ı müstakim Değer Suresinin 3. ayet kelimesinde. kerimesinde اِنَّ هَذَا اِنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا kefure. Şükür, yedi safa sırat-ı müstakim. Yedi safa şükrü ifade etmek için söyledim. Yedi safa şükürdün birinci safası, sıratı ı müstakime Allah'a ulaşmayı dileyerek sıratı ı müstakime ulaşmak. İkinci safa sırat-ı müstakim, eğer şükrederseniz, amin olursanız Allah size azap etmez. Ve kişi mürşidine ulaştığı zaman bütün günahları sevaba çevriliyor. Üçüncü sıra sırat-ı müstakim şey şükür hal yüzünün yani yedi safalık bir sırat-ı müstakim dizaynını görüyoruz. Nasıl yedi safa sırat-ı müstakim varsa yedi safada şükür vardır. İblisin ikinci gayesi Bizi şükürden alıkoymak, bizi Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaştırmamak istiyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Mutluluk hocam, sırat-ı müstakim insanları hidayete erdiren yolun adı olduğuna göre hidayet nedir Mutluluk hocam? Hidayet, iki ayet-i kerimede en güzel biçimde tarifini allah Teala bize veriyor. Bakara 120 ve Alimran 73. Bakara 120'de, ve lan terda yahudi lan nasara hatta Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar sen onların dinine tabi olmadıkça. Kul inne hudallahi vel huda. De ki şüphesiz Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Öyleyse dinin yaşayabilmesi için mutlaka hidayetin var olması lazım. Ve burada ayet-i kerimede de şüphesiz Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. O zaman sırat-ı müstakim insanları hidayete erdiren yolun adı olduğuna göre hidayet nedir? Sualin cevabı hidayet hayattayken insan ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Allah hidayet Allah'a ulaşmaksa bizde Allah'a ulaşan sadece ruhtur. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Alimen 73'te ise kul ennel huda hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması olsun, Allah'a ulaşmak olsun her iki ayet-i tarif, hidayet tarifidir. Ve ruhun Allah'a ulaşması yoksa hidayetin gerçekleşmesi mümkün değil. Hidayet yoksa din yoktur. Dinin omurgası hidayettir. Ve yedi safah hidayeti allah Teala Kur'an-ı Kerimle bize veriyor. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. E Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Tören Hocam her devirde insanların sırat müstakime davet edenler var mıdır? Her devirde insanları sırat-ı müstakime davet edenler vardır. Yedi safa sırat-ı müstakime daveti görüyoruz. Sırat-ı müstakime davet. Fatiha suresinin 6. ayet-i bizi sirat-ı müstakime ulaştır diyor. Nisa 175'te allah Teala ameni olanları ve ona sarılanları Allah kendisinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. Yunus 25 Vallahu yed'u ila dar selam ve yetimen yaşa ila sirat ı müstakim allah Teala Darü's-Selam'a davet ediyor ve daveti kabul edenleri sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Kendisine ulaştıran. Yusuf 108 Benim ve bana tabi olanların basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Hominin suresinin 73. ayet-i kerimesi Muhakkak ki sen onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Yasin 4 Sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Şura 52 Sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun. Öyleyse burada yedi safa sırat-ı müstakime davet var. Yedinci safa sırat-ı müstakim sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun. Sen onları sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Yasin 4 sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Muminin 73 sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Yusuf 108 ben ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol, sırat-ı müstakim işte bu yoldur. Öyleyse her devirde insanları sırat-ı müstakime davet edenler var mı? Yüzde yüz evet. En üst seviyede sırat-ı müstakime davet edenlerin başında Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı geliyor. Daha sonra kavim resulleri var ve daha sonra maruf ve münkerden ne eden veli müşrikler var. Daha sonra irade teslimini yapanlar var, daha sonra hikmeti öğrenenler var. Kısacası her devirde 7 grup insan hep Sirat-ı Mustakim'e davet ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sosyal olsun. mutluluk. Hocam konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Uygun görseniz bu videoyu paylaşmak isteriz. sırat ı Mustakim nedir biliyor musunuz? Elhamı bile bilirim yani. Elhamı bilirim. Ne onun adı? Kul Rabbi Rabbil bilirim. Doğru yol. Doğru, doğru, yol. Çocuklarını evine hocana sahip çıkan insan doğru yolu. Allah'a inancı olan. Dost doğru yol demek. Yani Türkçe'ye çevirirsek. Hiç de bilmiyorum valla. <laughs> <laughs> Allah'a ulaşmak yani. Allah da tam öyle söylüyor. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol diyor. Ulaşmak. Nasıl ulaşılır Allah'a? İbadetini yapacaksın, yalan söylemeyeceksin, doğru yolundan ayırmayacaksın. Allah'a ulaştıran yol. E namaz kılıp oruç tutacaksın Allah'a ulaştıran yolu onu biliyorum yani başka bir şey bilmiyorum. Ya şimdi mesela Peygamberimizin, Efendimizin miraca çıktığı zaman değil mi? Yani nasıl çıktı? Demek ki bir yol var yani değil mi? Yani bir yol var ki demek çıkıyor yani. Muteram Hocam, röportajda misafirlerimizin çoğu Sırat-ı Müstakim'in doğru yol olduğunu söylediler. Sırat-ı Müstakim kavramının gerçek anlamını bilinmem bilinmemesi nelere sebep olur mudur Hocam? Gerçekten dinin olmazsa olmaz iki kaynağından bir tanesi Sırat-ı Müstakim Allah'ın ipi diye de insanlardan bir ip. Bu iki kaynağa baktığımız zaman Birincisi sırat-ı mustakimin anlamının bilinmemesi kesinlikle dinin yaşanmamasına sebep oluyor. Bugün geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman sırat-ı mustakim de doğru yoldur, hidayet de doğru yoldur. Bir kere hidayet yol değil. Hidayet sırat-ı mustakim üzerinden Seyri sülük de insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. E sırat-ı müstakim nedir? Sırat yoldur gerçekten. Ama sırat-ı müstakim bir yol değil. İstikamet üzere olan bir yol. Bu istikamet Allah'a istikamettir. allah Teala Hicr 41'de ve Nisa 175'te bu yolun Allah'a ulaştıran yol olduğunu ifade ediyor. Sırat-ı müstakim. Yani sırat alelede bir yol değil doğru yol, e güzel de doğru yolsa bu yol yolcularını nereye götürüyor? Bir yol varsa bu yolun üzerinde yolcular var. O zaman bu yolcular nereye gidiyor? Mesela ne diyelim? Benim aklıma geldi hemen. E5 Karayolu derseniz herkes bilir ki evet bu E5 Karayolu'ndan İzmit'ten bilmem Edirne'ye gidebilirsin. Misal veriyorum. Demek ki bir yol varsa bu yol yolcularını bir yerden bir hedefe ulaştırıyor. Esrat yol gerçekten. Ama Sırat-ı Müstakim istikamet üzere olan yol. Bu yolun yolcuları ki biz Fatiha'da günde 45 kere bizim Sırat-ı Müstakim'e ulaştır diyoruz. Arkasından Sıratellezîne en'amta üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Biz tövbe ettiğimiz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine bir nimet olarak yerleşir. Bu yolun yolcuları o başların üzerinden nimet taşıyanlarsa o zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman bizim ruhumuz vücudumuz alıp sirat-ı müstakim ulaşıyor ve seyri sülükle sırat ı müstakim üzerinden insan ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor yoklukta. O zaman sırat ı müstakim alalede bir yol değil. Doğru yol, dost doğru yol bunlar hiçbirisi değil. Sırat seyri sülükle Allah'ın zatından bize üfürdüğü ruhu hayattayken sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaştırmak Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala Nisa suresinin 167 168. ayet-i de bu insanların insan ruhunun sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşmaması için yolu kesenlerden bahsediyor. Ennellezine keferu ve seddu an sabilillah qaddalu dalu dalalan onlar kafirdirler ve insanları sırat-ı müstakimden saptırıyorlar. Onlar uzak dalalet içindedir. Nelezine kebir onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmiyor. Vela yetim terike. onları tariki müstakim oluşturmuyor. Neden? Çünkü bu zalimler kendileri bulaşmayı dilemiyor. Başkalarının da dilemesine mani oluyor. Mürşide tabi olmuyor. Böyle olunca da Allah onları asla mağfiret etmiyor ve sırat-ı müstakime ulaştırmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına engel olmak isteyenler, Allah'a davet etmeyenler, Allah'a davet edenlere kızanlar, sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu gizlemeye çalışmaktadırlar. İşte ne demişler? Doğru yol, dost doğru yol. E güzel de doğru yol, dost doğru yol ne oluyor? Hiçbir mana bize ulaştırmıyor. İçi boşaltılmış bir kavram Doğru yol dost doğru yol. Ama gerçekten de eğer sırat yolsa ki yoldur, sırat-ı müstakim istikamet üzere o yoldur. O zaman bu yolun yolcuları nereye istikametlenmiş? allah Teala Hicr 41 ve Nisa 175'te Allah'a ulaştıran yol Allah'a istikametlenmiş olduğunu görüyoruz. O zaman sırat-ı müstakim ölmeden evvel seyri sülükle insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaştırmasını sağlayan yoldur. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun Muhtemelen Hocam. Bir misafirimiz çocuklarına, evine, ocağına sahip çıkan kişi doğru yoldadır dedi. Kur'an'a göre sırat-ı müstakim üzerinde olmanın işareti nedir Muhtemelen Hocam? Kur'an'a göre sırat-ı müstakimde üzerinde olmanın işareti kesinlikle o kişinin 12 tane ihsanla mürşidine tabi olduktan sonra Allah'tan yedi nimeti almasıdır. Fatiha suresinin yedinci ayet-i kerimesinde Sıratel lezine en'amte aleyhim Üzerlerine nimet verdiklerini yoludur. Fatiha altıda Eydine sıratı müstakim Beni sıratı müstakim ulaştır. Yani Ve bu sıratı Mustakim Üzerlerine nimet verdiklerini yoludur gerçekten 12 tane ihsanla Allah'ın bizler için tanit-i tabi olduğumuz an devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor, yaraşıyor. Ama bizim ruhumuz da vücudumuzdan ayrılıyor, sırat-ı müstakim ulaşıyor. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi başımızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesine bağlı. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Yani eğer devrin imamının ruhu bir nimet olarak başımızın üzerine gelmese bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması mümkün değil. O zaman Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesinde üzerlerine nimet verdik neyin yoludur. Bu yedi nimetin bize Allah tarafından verilmesi bizim 12 tane ihsanla Allah'ın bize gösterdiği müşride tabi olmamız, önünde tövbe etmemize bağlı. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e göre sırat-ı müstakim üzerinde olmanın işareti o kişi Allah Teala'nın yedi nimet veresimi vermesidir. Birinci nimet devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet bizim ruhumuz Nebe 39'a göre vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Üçüncü nimet o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah Teala mahfiret ediyor, sevaba çeviriyor. Dördüncü nimet o kişi Allah'ın en büyük ibadeti olan zikri yapmaya başlıyor. Şeytanlık olmaktan kurtulmaya başlıyor. Beşinci nimet, Allah kalbimize imanı yazıyor. Yedi kalp şartının sahibi oluyoruz. Altıncı nimet, Allah'ın katından zikirle birlikte gelen rahmet, fazıl ve selavat. Fazıllar kalpte toplanmaya başlıyor. Ve yedinci nimet, irademiz güçleniyor. Yani, iki nimet ruhla alakalı, iki nimet fizik vücutla alakalı, İki nimet nefse alakalı, bir nimet de irade ile alakalı. Nefse alakalı olan nimet kalbimize iman yazılacak. İman yazıldıktan sonra Allah'ın katından fazlalar kalbimizde iman kelimesinin etrafında birikmeye başlanacak, toplanacak. İki nimet fizik vücutla alakalı. Ne yapıyoruz? Tövbe ediyoruz. O güne kadar işlediğimiz günahlar Allah Teala sevaba çeviriyor ve o noktadan itibaren ibadetlerin sultanı zikri yapmaya başlıyoruz. Bu zikirle kazandığımız dereceler farklılaşıyor. Biz 15 bin zikir yaptığımız zaman nefsimizin manevi kalbi yüzde yedi nurlanıyor. Ama nefsimizin manevi kalbi yüzde yedi nurlanmasına karşılık bu fizik ucunun yaptığı zikirden bire yüz kazanıyor. Kişi bir yapıyor, o yüz derece allah Teala ona veriyor. 17 bin zikirle fizik vücut bu zikri yapıyor. Ama bu fizik vücudun yaptığı bu zikre allah Teala bire 200 veriyor. Nefsimizin manevi kalbi yüzde dört nurlanıyor. 19 bin zikirle nefsimizin manevi kalbi yüzde bin nurlanıyor. Fizik vücutta bire 300 kazanıyor. Yani dikkatle bakın Fizik vücudun kazandığı dereceler önemli yaptığı zikirle nefsimizin de kalbinin nurlanması önemli oluyor. E ruh açısından durum ne? Ruh açısından da durum yükselmeyi ifade ediyor. Birinci kademede ruh birinci gök katına, ikinci kademede ruh ikinci gök katına, üçüncü kademede ruh üçüncü gök katı, dördüncü kademede ruh dördüncü katı ve 21 bin zikirle aydınlanma böylece Zikri yapan fizik vücuttur. Derecatı kazanan fizik vücuttur. Allah'ın katından nurların kalbimize girmesi, kalbimizin nurlanmasını ifade ediyor ve fizik vücut ve nefs kendisine düşeni yapması halinde ruh da ait olduğu Allah'a aitti. Ait olduğu Allah'a katları yükselerek bir bir devam ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun bir misafirimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığına göre demek ki bir yol var dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miracı nasıl gerçekleştirmişti Muhtemelen hocam? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Esselatü Miracil Muminin Namaz Muminin miracıdır. Miraç ruhumuzun bizden ayrılması sırat-ı müstakim üzerinden Allah'ın katında huzur namazına iştirak etmesi ait olduğu seccadede yerini alarak huzur namazını kılmasıyla şekilleniyor. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in miracı böyle ruhla olan bir miraç değil. Bu gibi üç vücuduyla bu miracı yaşamıştır. Nasıl normal standartlarda fizik vücudumuz var ve fizik vücudumuzun içinde yarım ağırlıklar kanuna göre perza alemine atılan nefsimiz var ve arkasından da Allah'ın zatından üfürülen ruh var. Fizik vücut nefs ve ruh için bir örtü, bir kalıp durumunda. Ama ruhu ve nefsi kavrayan fizik vücuttur. Fakat miraç olayında Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman bunun tam tersi nefs ve fizik vücut ruhun içinde yer alıyor. Yani ruh nefs ve fizik vücudun bir mekan. O zaman dış vücudumuz yani Miraç'ta Peygamber Efendimiz'in dış vücudu ruhu ihtiva ediyor. Öyle olunca Peygamber Efendimiz ruhun kanunlarına tabi oluyor. Ruhun kanunlarına tabi olduğu zaman ruh için sonsuz hız söz konusudur. Hemen şöyle söyleyelim. Işık hızının altındaki hızlar fizik vücut için, ışık hızı nefs için rüya alemini kişi onunla yaşıyor. Ama ruh söz konusu olduğu zaman bu ışık hızının ötesinde bir sonsuz hıza sahiptir. Öyleyse fizik vücut ve nefs ruhun içinde yer alıyor ve ruh dış örtü olması hasebiyle Peygamber Efendimiz Miraç'ta ruhun kanunlarına tabi oluyor. Çok kısa bir süre içerisinde Mekke'den İsra yürüyüşüyle Mescid-i Aksa'ya Mescid-i Aksa'dan da namaz kıldıktan sonra yedi tane gök katı yükselmesini Peygamber Efendimiz gerçekleştiriyor. Birinci gök katında, ikinci gök katında, üçüncü gök katında, dördüncü ama bu katları üç vücutla yaşıyor. Çünkü Miraç, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın üç vücuduyla kendi huzuruna ulaştırması halidir. Ve birinci gök katında söylediğine göre Adem babamızı, ikinci gök katında Hz. İsa Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam'ı, üçüncü gök katında İdris Aleyhisselam, dördüncü gök katında Yusuf Aleyhisselam, beşinci gök katında Harun Aleyhisselam 6. gök katında, Musa Aleyhisselam 7. gök katında, İbrahim Aleyhisselam. Şimdi bu üç tane vücutla miracı yaşayan üç peygamber var. Bir tanesi İdris Aleyhisselam ki 3. gök katında peygamber efendimiz görüyor. Hemen o ayet-i kerimeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Meryem suresinin 55-56. ayet-i kerimeleri. 56 ve 57 Veskur fil kitabı en nebiyye 56 ve 57. ayet-i kerimesi ve onu yüce mekana, makama, cennete yükselttik. Öyleyse üçüncü gök katında Peygamber Efendimiz İdris Aleyhisselam'la karşılaşıyor. Dördüncü gök katında Yusuf Aleyhisselam'la karşılaşıyor. 5. gök katında Harun Aleyhisselam'la 6. gök katında Musa Aleyhisselam'la 7. gök katında İbrahim Aleyhisselam'la yaşadığı ifade ediliyor. Miraç olayı 7 tane gök katını yükselerek 7 alem geçtikten sonra indi ilahi'de Allah'ın huzurunda peygamber efendimizin yer alması Allah Teala'nın ruhum baş gözüyle Rabbimizi görmesi. Kalp gözüyle daha evvel defaatle Allah Teala'yı görmüştü peygamber efendimiz. Ama bu sefer Allah'ın huzuruna çıktı ve Allah'ı ruhun baş gözüyle gördü. Neden fizik vücudun baş gözü değil? Çünkü dış vücut artık fizik vücut değil, ruhtur. Fizik vücut ve nefs ruhun içinde yer alıyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz miracı bu şekilde yaşamıştır. O zaman Peygamber Efendimiz nasıl miracı gerçekleştirmiştir? size anlattığım şekliyle Allah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bu hocam konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Oyun görseniz onu yayınlayabiliriz. İnşallah. Yapıyoruz. Sırat yol demek, evet. mustakim de istikamet üzere olan demek. Ama o her anlama gelebilir. İnsanın yoldan çıkması var, bir de doğru yolda gitmesi var. O yol anlamada gelebilir. Sadece şeye gelmez yani. Sıratı müstakim yani Allah'ın kitabında bildiği gibi kıldan ince, kıl gibi incedir yani. Ona ulaştıran bir yol deyince sizin aklınıza ne geliyor? Ya ona ulaştıran yol zaten iyi bir insan olmakla ona ulaşıyoruz yani. Allah'a ulaştıran yol doğru yol anlamında zaten hani bu belli zaten. Allah'ın istediği kul olabilmek. Hani biz alimlerimizin yazdığı fıkıh kitaplarını eğer okursak Hı -hı. o dediklerinizin hepsi oluyor. Hı -hı. Ama eğer biz işte Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler okuyup da kendi kafamıza göre bir şey söylersek Hı -hı. bu pek doğru olmuyor. Zaten 73 fırka da bundan dolayı ayrıldı. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim yerine bizim gibi avamın yapması gereken İslam alimlerinin fıkıh kitaplarını okumasıdır. Muhterem Hocam, röportaja katılan bir misafirimiz sırat mustakim kıldan ince bir yoldur dedi. Kur'an'da böyle bir işaret var mıdır Muhterem Hocam? Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle sırat var, yoldur. Sırat-ı mustakim de var. Ama kıldan ince diye bahsedilen bir yol söz konusu değil. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp onun üstüne evler yapasım gelir diyor Yunus. Bu insanların benzetmeleri, remzi ama Kur'an-ı Kerim'de bir sırat köprüsünden bahis yok. Sırat-ı müstakim var. Ve sırat-ı müstakim de ölmeden evvel hayattayken insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Bu yol dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm kişinin mürşidine tabi olduğu dergahtan devrin imamın ana dergahına yeryüzünün satına paralel bir sebil vardır. Adı Sebil-i Reşat. Bu yolun ikinci bölümü devri imamın ana dergahından levh-i ulaştıran, yedi tane gök katını birleştiren, yedi tarihten oluşan tarik müstakim var. Bu da yolun ikinci dikey bölümü. <laughs> i̇kinci bölümü ama dikey bölümü. Üçüncü bölüm, levh-i birinci aleminden, kader hücresinden başlayan, varlıklar alemin son noktasına yatay şekilde giden, yedi alemi birbirine bağlayan yol. Sırat-ı müstakim. Ve bu yolun dördüncü bölümü varlıklar alemin son noktasından yoklukta arşta Allah'ın zatına ulaştıran sırat-ı rabbike müstakim. İşte dört bölümden oluşuyor. Bölümün birinci bölümü seviye reşat. ikinci bölümü dikey bölümü tariki müstakim. Üçüncü yatay bölüm sırat-ı müstakim. Ve dördüncü bölüm varlıklar alemin son noktasından yoklukta arşta Allah'ın zatına ulaştıran sırat-ı rabbike müstakim. Dolayısıyla böyle sırat incedir, kılıktan keçkin nedir? Böyle bir olay söz konusu değil. Kur'an'da yer almıyor. Kur'an'da yer almıyorsa kesinlikle onun Allah indinde hükmü yoktur. Allah razı olsun. Allah sizden sonra razı olsun. Bir misafirimiz Muhterem Hocam avamın yapması gereken Kur'an-ı Kerim'in yerine alimlerin yazdığı kitapları okumasıdır dedi. İslam fıkıh kitaplarından öğrenilir mi Muhterem Hocam? Bu bütünüyle yanlıştır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Onlara sarıldığınız bir asla derahate düşmesiniz. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Ehli Beytim. Şimdi bu kardeşimizin söylediği olay Peygamber Efendimizin açıklamasında yok. E Kur'an-ı Kerim'de de yok. Aksine tam tersi sonradan Kur'an-ı Kerim'e muhalif yazılan kitapların emaniye bilgiler içerdiğini, insanları Kur'an'dan uzaklaştırdığını, bu kitapların Kur'an'ı unutulmasına sebep olduğunu söylüyor. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Eğer bu kitapta hiçbir şey eksik bırakılmamışsa ve böyle siz alimlerin yazdığı fakih kitaplarına sarılın diye bir Allah'ın ayeti yoksa o zaman bu tamamen bir tuzaktır. Hiç kimsenin buna itibar etmemesi lazım. Şimdi Alimran suresinin 7. ayet kelimesine bakalım beraberce. allah Teala Huvellezi anzal aleyke kitabe O yüce Allah ki size kitab indirdi Kur'an'ı. Min vayatin O Kur'an'ın bir kısmı ayetleri muhkem ayetlerdir. ümül kitabi onlar ümül kitabın içindedirler. Ve ukarı müteşebiyat ve geri kalanlar da müteşabi ayetlerdir. فَاَمَّنْ لَذ۪ينَ ف۪ي Ama kalbinde zevk olan insanlar, kalbi hasta olanlar, يَتَبِعُونَ مَا تَشَابِحَ Müteşabi ayetlere tabi oluyorlar. مُنُوا اَبْتِغَا فِتْنَةَ وَاَبْتِغَا تَو۪يلَ Onlar fitne sebebi olurlar ve tevirine giderler. وَمَا يَعْلَ مُتَو۪يلِ اِلٰى اللّٰهِ Ama müteşabi ayetlerin tevirini sadece Allah bilir. اَلْرَاسِقُونَ فِي ilmi ilimde Resul sahibi olanlar yakulun amen indi rabbina hepsi Allah'ın katındandır. Kesinlikle rasyon hepsi Allah'ın katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. Ma yezekkuru illa ul elbab sadece ul elbab tezekkür edebilir. Şimdi dikkatle bakın muhkem ayetlerin ümmül kitabın esasını teşkil ettiğini müteşabi ayetlere tabi olanların da kalbinde Z olanlar olduğunu söylüyor. Ama Rasuhun muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah'ın katındandır derler. Bu tespiti yaparlar. Yani ikisi de ömür kitabın içindedirler. Ama onlar da tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Demek ki her devirde tezekkür etme yetkisi ulul elbaba ait. O zaman dini Kur'an'dan öğrenmek isteyenler dini ulul elbabtan öğreneceklerdir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre ulul elbaba sormaktır. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi, Peygamber Efendimizin hadisi ve Alimran suresinin 7. ayet-i kerimesi. Bakın. Enbiya 7. Ma'arsanaka illa ma'arsana illa rijalin nuhi ileyhim ehli in kuntum Bilmiyorsanız ehli zikre sorun ehli zikir dediği ulul elbab. O zaman bilmiyorlarsa insanlar kime soracaklardır? Ulul elbab olan kullara. E, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre. Yine ulul elbaba sorun. İşte her Peygamber Efendimiz olsun, ister Allah olsun her ikisinde bilmeyenlerin ehli zikre sorarak öğrenmelerini emrediyor. Yani fıkıh kitaplarını okusunlar diye bir ibare, bir emir yok. Ayetler gayet açık ortada bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Sadece ulul elbap tezekür edebilir. Ve cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Bunları göz önüne aldığımız zaman gerçekten biz Kur'an-ı Kerim'den din öğrenmek istiyorsak mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide tabi olmak suretiyle ehli zikre tabi olmak suretiyle bilmediklerimizi ondan öğrenmemiz gerekir. Fıkıh kitaplarının İslam hukuku öğrenilir. Ama İslam Kur'an'dan öğrenilir. İnsanların yazdığı Kur'an'a dayalı olmayan kitaplardan değil. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Aynı misafirimiz Muhterem Hocam Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'ı Kerim, Kur'an'ı kendimize göre okuyup değerlendirdiğimiz için 73 fırka oluştu dedi. 73 fırka içinde kurtuluşa ulaşacak olanlar kimlerdir? Gerçekten de Kur'an'ı kendimize göre okuyup değerlendirdiğimiz için 70 fırka oluştu. Peygamber Efendimiz acaba bu konuda ne buyuruyor? Tetafriku min ümmeti selase ve sebeyne fırkaten kulla fennari vahideten Benim ümmetim 70 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. O fırka-i kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimde olmak istiyorsak mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Sırat-ı müstakimin ikinci safası mutlaka mürşide tabiyeti gerektiriyor. E fırka-i Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardan oluşuyorsa o zaman fırka-i yer almak mutlaka ulaşmayı kalben dileyip mürşidimize tabi olmakla gerçekleşir. Kalben ulaşmayı dilemek bizim düşüncemizin, aklımızın bir neticesi midir? Hayır. Allah'ın davetidir. Mürşide tabi olmak bizim düşüncemizin bir gereksinimidir? Hayır. Allah'ın farz bir emridir. Öyleyse eğer insanlar dini kendi kafalarına göre yorumlayıp yaşasalar asla kurtuluşa eremezler. Din Allah'a teslimiyeti ifade ediyor. Allah'ın hükümlerine tabi olma ifade ediyor. Eğer biz bunu yaşamak istiyorsak Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de 12 defa ruhun dünya etinde Allah'a ulaşmasını bize farz kıldığı gibi bu farzı yerine getirmek üzere harekete geçmemiz ve kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir. Nitekim Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Hâza sirat-ı müstakim, işte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'ûhu ona tabi olun. ولا تَتَّبِعُوا bu فَتَرَقَّبُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran sebillere tabi olmayın. Gerçekten de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir ara yere bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. O yolun sahne sonuna başka çizgiler çiziyor. Bu da başka yollardır. Ve o diğer yollar üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır buyuruyor. Öyleyse Enam 153 sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur. Allah'a ulaştıran yoldur. Ama sonra bu sırat-ı müstakimin sağına sonra çizilen çizgiler bu sırat-ı müstakimden ayıran yollardır. Bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Yani 72 fırkanın her birisinin üzerinde yanlışa davet eden fülenler şeytanlar vardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun Muhtemelen Hocam. Bugün görseniz izleyicilerimizden gelen sualler var. İnşallah. Antalya'dan Ayşegül Hanım. Muhtemelen Hocam bütün Antalyalı kardeşlerimizin sevgilerini ve saygılarını sunuyorum. Enam suresi 48. ayet kelimenin açıklar mısınız? Orada onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar kısmını nasıl anlamalıyız? Allah razı olsun. Bir kere مَا نُرْسُلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشْر۪ينَ وَمُزْر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Öyleyse Resullerin davetinin iki esası var. Kimler için Resuller müjdecidir, kimler için uyarıcıdır. Kalben ulaşmayı dileyenler için Resuller müjdecidir. Hangi ayet gereğince? Zümer 17 وَالَّذ۪ينَ نَشْتَى نَبُّ en اَنْ يَعْبُدُوهَا ve ana Allahi lehmül beşer <laughs> Onlar ki tağuta insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Öyleyse biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Resulün bir insan için müjdeci olabilmesi, Resulün davetini kabul etmesine, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için o Resul bir müjdecidir. Ben nasıl müjdeliyorsam siz de müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Öyleyse kimlerdir müjdeciler? Allah'ın zatına davet edenler. Ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar. Cennette o zaman evvel emirde Davet ediciler kimlerdir? Evvel emirde davet ediciler Allah'ın zatına şahit olanlardır. Kimdir Allah'ın zatına şahit olanlar? Maruf, Remi'den, Münker'den, Nehid'denler. Kimdir Allah'ın zatına şahit olanlar? Kavim Resulleri. Kimdir Allah'ın zatına şahit olanlar? Asaletten, vekaleten devrin imamı. Öyleyse evvel emirde davet onların hakkıdır ve onlar müjdecidir. Bir de bunlar uyarıcıdır. Neyin uğranması? Davet kendisine geldiği zaman Resul diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemesen o zaman seni cehenneme gitmekle uyarıyorum. Onlar için de ulaşmayı dilemeyenler için de Resul bir uyarıcı. Şimdi tekrar Enam 48'e dönelim. Femen amene ve aslaha yani bu birinci safadaki ulaşmayı dileyin. Bu sizin için bir cennet müjdesidir dilemediğiniz takdirde sizi cehenneme gitmekle uyarıyorum dedikten sonra Femen amene ve asla ikinci safası kim mumin olur kalbine iman yazılır ve ıslah edici amellere başlarsa ikinci safa o zaman üçüncü safada ve havfun aleyhim ve la, aleyh ve la onun için korku yoktur. Neyin korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Onun için mahzun olmak. Neden mahzun olmak? Yani sen felana 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 cennet verdin ama ona ver, bana vermedin demesi söz konusu değil. Çünkü onun için cenne, cehennem korkusu yoktur. O üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Hangi ayetler gereğince? Fecir suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Dört tane ayet kelimeye bakalım beraberce. Neden? Şimdi allah Teala bu kişiye diyor ki yani vethuli cenneti. Kime diyor? Ameni olup ıslah edici amel işleyenlere ameni olup kalbine iman yazılıp ıslah edici amel işleyen. Islah edici amel işleyen, ıslah edici amel işleyen, ıslah edici amel işleyen ve ıslah edici amel işleyip cennete giren kişi. Cennetime gir diyor. Şimdi cennete girdiğine göre bu cennete giren kişinin korkusu, cehennem korkusu var mı? Yok. Cennete giren kişinin Felana felana cennet verdin ama bana vermedin diye bir mahzuniyeti olabilir mi? Hayır yok işte. O zaman onlar için korku yoktur, cehennem korkusu yoktur. Onlar için mahzun olmak yoktur. Sen felana felana cennet verdin ama bana vermedin. Böyle bir olay söz konusu değil. Çünkü allah Teala ona cennetime gir diyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam yaşadığımız bazı üzücü ve kırıcı olaylardan sonra... İç dünyamızda üzüntüden ziyade hüzün oluşuyor. Bu hüznü iç dünyamızdan yok edebilmek için e, nasıl bir düşünce alışkanlığına sahip olmamız gerekiyor Allah razı olsun. Allah'a müracaat edeceğiz sevgili kardeşlerim. Her zaman aciz içindeyiz. Sadece size şuna buna mahsus değil. Hepimiz insanlar aciziyet içindeyiz ve Rabbimize yöneleceğiz. Ya Rabbim bizden bu hüznü, bu kasveti kalbimizden silin diye Allah'tan hacet namazı ile talepte bulunacağız. Zikredeceğiz ve her zaman olduğu gibi Efendimiz şöyle buyuruyor. Biliyorum ki her birinizin birçok derdi var. İşte bu hüzün de dertlerden bir tanesi. Derdiniz varsa etrafınızdaki insanların dertlerine koşuşturun. O zaman zikrini artıracak bu kardeşimiz bir. Allah'a müracaat edilecek iki hacet namazıyla ve etrafındaki insanların dertlerine koşacak. Yani biz o mahsuniyetten kurtulmak istiyorsak insanları o mahsuniyetten kurtarmak gayreti içinde olacağız. Olursak allah Teala bizimkini alıyor. O hüznün ve mahsuniyetin bizden alınabilmesi bizim başkasının derdiyle dertlenmemize, onun derdine çözüm aramamıza bağlı. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hocam bugün görseniz Bulgaristan'dan Hakan Yusuf Bey bize bir görüntüsü soru ulaştırmış. İnşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah vah ve berekatuhu muhtarım hocam sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah bir sorum olacak inşallah İslam'da orta yol var mıdır? Allah razı olsun gerçekten İslam'da orta yol yoktur İslam'da ifrat ve tefrit yoktur ifrat ve tefrit arasında orta yoldan bahsediliyor İslam'da ifrat da yoktur İslam'da tefrit de yoktur. Onu açıklamak istiyorum. allah Teala Furkan Suresinin 60 7. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler. Ve kısmazlar. Şimdi bu işin en alt noktası kısmazlar, cimrilik etmezler. Onlar zekatlarını veriyorlar. Bunun en üst noktası da ihtiyaçtan fazlasını verirler, israf etmezler. O zaman israf ifrattır. Cimrilik ise tefrittir. Allah Teala'nın emrini yerine getirmemektir. İsraf da kesinlikle onu aşmak, onun da ötesini gerçekleştirmektir. Mesela İfratın ve tefritin olmadığı bir Allah'ın emri var mı? Evet, zikir. Tefriti vardır ama ifratı yoktur. Ne kadar zikir ederseniz o kadar Allah Teala'nın emrettiği bir şeydir. Zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbiha e kadar giden bir menzili var. Şimdi onlar ikisinin arasında orta bir yol tutarlar. O zaman bu orta yol tutmak mal ile cihadı ifade ediyor mal ile cihadın dört tane noktası var. Mal ile cihadın en alt noktasında hırsızlık yapmamak ve zekat vermek. Eğer kişi zekatını vermese hırsızla muhatap olabilir. İkinci noktasında mal ile cihadın ikinci noktasında biri vermek ve rüşvetten kaçınmak. Eğer kişi birini vermese rüşvetle karşı karşıya kalabilir. Üçüncü noktasında o kişinin işsizlere iş sahası açması, yatırımları gerçekleştirmesi ve faizden korunması lazım. Eğer o kişi işsizlere iş sahası açmasa, mevcut sermayesini faize yatırırsa o zaman sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir. Ve mal cihadın dördüncü noktası en üst noktasında ise ihtiyaçtan fazlasını verilmesi ve israf etmemesi. Eğer kişinin ihtiyacı bakın ihtiyaçtan fazlasını vermesi. Hepsini vermek değil. Hepsini verirseniz o zaman bu ifrattır. İhtiyaçtan fazlasını vermesi. Allah Teala Kasas suresinin 78 79 80. ayetlerinde Belki veya şu evet bakalım Karun o servet ancak bana ilminden dolayı bana vermişti ondan önce Allah'ın bir kere daha 77 78 79 80'e bakalım kasa süresinin çünkü 77'de evet bakın Allah sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste ve dünyadan nasibini de unutma. Şimdi eğer bu kişi bütün kazandığını harcasa o zaman dünyadan nasibini de vermiş oluyor. allah Teala bunu istemiyor. Yani ifrata gitme diyor. Dolayısıyla ihtiyaçtan fazlasını ver. Kişinin ihtiyacı kazancı 10 bin TL ise ihtiyacı 7 bin TL ise ihtiyaçtan fazlası 3000 TL'nin verilmesi lazım. Vermediği takdirde o zaman israf oluyor, başka şekilde harcanıyor ve bu Allah indinde israf oluyor. İşte her ikisinde de orta yolu seç. Mal ile cihat noktasından Allah Teala bunu ifade ediyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de orta yol diye bir yoldan bahsetmek mümkün değil. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah Teala alem ahad ileyküm ya beni ademen la ta'budu şeytan enne lekum adun mubin ve nebudu ni azza sirat mustakim. Bu bana kul ol işte bu sıratın mustakimin üzerinde bulunmaktır. Öyleyse bu orta yolun üzerinde bulunmaktır demiyor. Allah'a ulaştıran sırat müstakim. sırat müstakim Allah'a ulaştıran yol. Allah'a ulaştıran yol üzerinde bulunmaktır. Kur'an'dan habersiz birçok insana göre Namaz kılmak, oruç tutmak, harca gitmek, zekat vermek ve kelime-i şehadetten ibaret olan yol olta olur deniyor. Halbuki kesinlikle bu vasıta emirlerden ikisi yok. Eksik. Allah'a ulaşmayı dilemek eksik ve kesinlikle zikir eksik. Ama bunlar bu 5 arta orta yol diye bir at takmışlar. Bunun karşılığı tabii Kur'an-ı Kerim'de yok. Kur'an-ı Kerim'de orta yoldan bahsetmek mümkün değil. Orta yol diye bir yol yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim vardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz söz olsun. İstanbul'dan Fatma Nur Hanım. Muhterem Hocam fedakarlık kelimesini ayırdığımızda feda edersen, kar edersin anlamı ortaya çıkıyor. Allah yolunda fedakarlık nasıl olmalıdır? Allah razı olsun. Evet Allah yolunda sevgi fedakarlıktır. Ama fedakarlığın da ölçüsü Efendimiz buyuruyor zikirdir. Yani zamanı Allah katında insanoğluna bahşedilen en büyük hazine zamandır. Zamanı kim için kullandığınıza bakın. Zamanınızı Allah'ın dışında mahlukatla da kullanabilirsiniz. Ama zamanınızı Allah için de kullanabilirsiniz. Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın indinde en kıymetli hazine zamandır. Zamanınızı Allah için kullanın. Zamanınızı Allah için kullanmak Allah'ı zikretmektir. Onun için zikretmek, ara sıra zikretmek, çok zikretmek, daimi zikretmek. Zaman itibariyle bu neye tekabül ediyor? Ara sıra zikretmek 3 saat zikir. Bu ruhun teslimi. Çok zikretmek bu 13 saat zikir ve ötesi fizik vücut teslimi. Daimi zikretmek yani zamanını, bütününü Allah'a kullanan kişiler, daimi zikredenle alışın olanlar, onlar daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bu açıdan bakıldığı zaman feda etmek, feda eden kar eder, olayı bunu ancak Allah için feda ederseniz bu olur. Allah için feda etmek hayır işlemektir. Fedakarlık hayırdır. Hayır da bize derecet kazandıran her şeydir. Hayır da bizi mutlu eden her şeydir. Yani siz hayır işlediğiniz an sizin için derecet kazanımı vardır. Ve siz başkalarını mutlu ediyorsunuz. Kesinlikle. O zaman hayır işlemiş oluyorsunuz. İşte Efendimizin sevgi fedakarlıktır. Kim için fedakarlık? Allah için. Sevgi fedakarlıktır ama fedakarlığın da ölçüsü zikirdir. Ne kadar zikrediyorsunuz? O kadar feda ediyorsunuz. Zikrettiğiniz zaman o vakti kime harcıyorsunuz? Allah'a. O zaman Allah sizden 24 saatinizi Allah'a ayırmanızı istiyor. Siz 24 saatinizi Allah'a ayırırsanız Allah da hep sizin için olur. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Fizikimizin ikinci suali. Muhterem Hocam, sınav hazır, sınava hazırlanıyorum. Fizik ve fen derslerinden formüller ve konular çok olmasından dolayı ezberleyemiyorum. Daha ahsen nasıl çalışabilirim? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, hepimizin muhakkak ki bir gayreti, bir kapasitesi var. Ama Allah kimseye kaldıramayacak yükletmez. Eğer siz o kapasitenizi ve gayretinizi gereği gibi kullanır yerine getirirseniz o zaman Allah'a tevekkül edeceksiniz. Allah'a tevekkül ederseniz bana inanıyorsanız bana güvenin. Yani bana güvenin denmekten murat ne? Ben bu kadar çalıştım ona güveneceğim. Ben bu kadar formül ezberledim ona güveneceğim değil. Bana güvenin. Sen yine formül ezberleyeceksin, yine çalışacaksın, gayretini göstereceksin. Ama sonucu Allah'tan bekleyeceksin. Allah'a güveneceksin. Bana inanıyorsanız bana güvenin. Bana güveniyorsanız bilin ki sizden daha kuvvetli kimse yoktur. Eğer Allah'a güvenirseniz o zaman insanlar için zor olan Allah için çok kolay. Sen bile şaşarsın imtihanda. Evet sen hiçbir formülü bilmezken Allah Teala o formülü senin önüne getirir. Getiren odur. Ama liyakatine paralel Allah'a olan güvenine paralel. O zaman hiç önemli değil. Öyle endişelenip panik atak yapma. Yapman gereken şey ne? Ya Rabbim beni biliyorsun. Ben çalışıyorum. Gayretim bu. Her türlü gayreti göstereceksin, fedakarlık göstereceksin ama sonuçta imtihana girdiğin zaman ben bu çalışmaya değil sana güveniyorum ya Rabbim. O zaman göreceksiniz ki evet sizin niyetiniz, gayretiniz tamım var ama sonuçta sonucu tayin eden Allah'tır. Allah'a güvendiğiniz takdirde en güzele Allah sizi ulaştırabilir. Allah razı olsun. Allah sizden sonrası olsun. Biz izleyicimiz Muhterem Hocam bazen bazı insanlar ile önceden yaşadığımız tatsız olaylardan ötürü karşılaşmak istemiyoruz ve mecburen aynı ortamda bulunduğumuz zaman da yapmacık davranışlar ortaya çıkıyor. Bu tür önceden problem yaşadığımız insanlarla bir araya geldiğimizde nasıl düşünmeli ve nasıl hareket etmeliyiz? Allah olsun razı olsun. Sevgili kardeşlerim, her zaman efendimiz de buyuruyor. Efendimiz buyuruyor ki insanların size yaptığı güzel davranışları hatırlayın. Onları bize ulaştırın. Ve sizin insanlara ulaştırdığınız güzel davranışları onlar bize ulaştırsınlar. Öyleyse biz insanlar birbirimizin kusurlarını görmemeliyiz. Çünkü gerçekte her birimiz birbirimiz için bir aynayız. Aslında karşıdaki kişiden gördüğümüz kusurlar o bizimdir. Ayna üzerine ulaşanı yansıtıyor. Senden ona ne ulaşıyorsa onu sana yansıtıyor. O zaman şöyle düşünün. Şu anda o insanlar için hangi eksikleri düşünüyorsanız bilin ki aslında o sizin bir aynanızdır. Hud aleyhisselam diyor ki, insanların size yaptıkları iyilikleri hiç unutmayın. O zaman hiç unutmayın demekten murat ne? İnsanlar size ne iyilik yapıyorsa siz de başka insanlara anlatın. Ya ben bugün işte şuraya gidiyordum. Yolda Ahmet'le karşılaştım. Beni benimle konuştu, hal ve hatırımı sordu. Sonra nasıl yardım edebileceğimi sordu ve bana yardım etti. Beni taişte gitmem gereken daireye o götürdü arabasıyla vesaire vesaire. Ama o kişinin başka zaman Belki siz ondan bir şey istediniz ama şu veya bu sebeple nefsine uydu veya elinde imkanı yoktu. Onu insanlara anlatmayın. Tekrar ediyoruz. İnsanların size yaptığı iyilikleri unutmayın. Onu birbirinize anlatın. Sizin için de geçerli bu hüküm onlar için de geçerli. Ve eğer kötülük hatırlayacaksanız kendi yapmış olduğunuz yanlışlardan başkasını da hatırlamayın. Sizin başka insanlar yaptığınız negatif davranışları hatırlayın. Zaten insan hemen fark eder. Mesela ulu orta konuşmasında farkında olmadan bir kişinin kalbini kırar. Hemen iç sızıntısı duyar. O zaman onu hiç unutmayın. Gidin sebep olduğunuz kişiye deyin ki ya ben boş bulundum yanlış yaptım. Sana söylemişim olduğum sözden dolayı bir iç vicdan azabı çekiyorum. Muhakkak ki sana karşı bir yanlış yaptım. Ben senden özür diliyorum. Rabbimden de özür diliyorum. Maf diliyorum. Tövbe namazları kılacağım ama senden de özür diliyorum. Beni bağışlar mısınız? Dolayısıyla onu unutmayacağız. Ne kadar eksiklik varsa o bize aittir. Ne kadar güzellik varsa o da dışımızdaki insanlara aittir. O zaman bu şekilde hareket edelim inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muhtemelen Hocam müsaadenizle Adem Ondan Mehmet Ali Arslan Bey e bize bir görüntü sual ulaştırın. İnşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereket Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hocam bir su 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 sualim olacak inşallah. Fırkalara ayranlar kimlerdir hocam? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereket Evet çok güzel bir sual. Fırkalara ayrılanların ortak özelliği, müşterek özelliği Allah'a ulaşmayı dilememeleridir. Yani fırkalara ayrılanların ortak parantezi başına ne eklememiz lazım? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Parantez içinde 72 tane fırka. Öyleyse bilmeliyiz ki bu 72 fırkanın kesinlikle dinde fırkalara ayrılmasının ortak müşterek özelliği Allah'a ulaşmayı dilememeleridir. Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Fırka-i de en önemli özelliği Allah'a ulaşmayı dilememeleridir. Allah Teala Sebe Suresi 20. ayet-i kerimesinde "Lakad sadaka aleyhim iblis zannehu fetabi'u ila fariqin minel mu'minin." İblisin zannı onlar üzerinde doğrulandı. Müminleri oluşturan bir fırka hariç hepsi ona tabi oldular. Şimdi beraber bakalım Arap suresinin 16 ve 17. ayet-i kerimesine ve arkasından Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor allah Teala? Bakın Sebe 20 iblisin onlar üzerinde zannı gerçekleşti. Fettebi'uhu 72 fırka iblise tabi oluyor. Anavlaşmayı dilemiyor. İblise tabi oluyor ila fariqine minel müminler fırkası hariç müminler fırkası Allah'a ulaşmayı diliyor ve mürşidine tabi oluyor. Şimdi Araf 16'ya bakalım. Beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. İblis sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Ne istiyor? İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememesini istiyor. İnsan eğer başarabilirse ki başardığı kişiler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar iblise tabi olanlardır. Ama sonra Araf 17'de sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Şükretme, şükretmeyenler kimlerdir? Şükretmeyenler de küfredenler. Onlar da mumin değiller. Neyse dikkatle bakın. Şeytana tabi olanların birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilememeleri, ikinci safhasında mürşide şey şeytana tabi olmaları. Ama Fırka-i naciyenin birinci safasında Allah'a ulaşmayı kalben dilemeleri, ikinci safasında ihsanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmaları. Yani her şeyi Allah Teala ile kaim kılarak çift yaratıyor. Ve burada onların çoğunu şükredici bulmayacaksın diyor İblis. Şükretmeyenler küfredenlerdir. Yani mümin olmayanlardır. Bu iki ayet-i kerime birbiriyle alakalı Sebe 20 ile Araf 16 17. Sebe 20'nin laqad saddaqa alimin bi zannehu İblisin zannı onlar üzerinde doğrulandı. Fetebiuhu. İblisin zannı ne? İblis onları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyor. Men ettiği zaman otomatikman onlar şeytana tabi oluyorlar. Araf 16'da da ben senin sıratın müstakimine oturacağım diyor iblis Ve Onları sırat-ı müstakimden alıkoyacağım. Yani Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olacağım. Mani oluyor. Onlar da iblise tabi oluyorlar. İkinci noktada önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksınız. Şükretmeyenler küfredenlerdir. Gayet açık ortada. Şükretmeyenler onlar küfredenlerdir. Küfredenler ve mumin olanlar. Mumin olanlar küfredenler. Birbirinin zıttı. İblis kimi tuzağına düşürmüşse onlar küfredenlerdir. Ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim iblisin tuzağından kurtulmuşsa onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve müşterine tabi olup mumin olanlardır. Dolayısıyla fırkalara ayrılanlar kimlerdir derseniz onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Mumin'in suresinin 52-53. ayet-i kerimesine bakalım. Buraya ne görüyoruz? Mumin'in suresinin 52. ayet-i kerimesine baktığımız zaman muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Tek bir topluluktu. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Bana ulaşmayı dileyin. Muhammed'in suresinin 53. ayet-i kerimesi fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerini kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Yani bunlar dinde fırkalara ayrıldılar. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Balıkesir'den Hüseyin Şen. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın temizliğe devam et ki rızkın artsın hadisini açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Temizliğe devam et ki rızkın artsın. Bu temizlik böyle zahirdeki bir temizlik değil. Kalp temizliği. Gerçekten de kalbi temizlenmenin vasıtasına Zikirdir. Zikir, zikir, zikir. E rızık artıyor mu? Evet rızık artıyor. Kimin rızkı artıyor? Nefsimizin rızkı artıyor. Allah'ın katından gelen fazıllar kalpte toplanıyor. O zaman şöyle zevki ifade etmek gerekir. Zikirle kalp temizliğine devam et ki nurlar kalbinde artsın. Nurlar nefsimizin rızkıdır. Rahmet bir rızıktır, fazıl bir rızıktır, selavat bir rızıktır vesaire vesaire. Bunlar ama Allah'ın katından geliyor ve fizik ucunun yaptığı zikirle göğsümüze geliyor, yolu takip ediyor ve kalbe ulaşıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. biz izleyicimiz Muhterem Hocam, şahsi sorularımızı hacet namazıyla Allah'a sorduğumuzda iblis devreye girip bizi uykuda kandırabilir mi? Allah razı olsun. <laughs> Allah Teala'nın garantisi ne zaman kalben ulaşmayı dilediğim, ruhumuz Allah'ın zatına ulaşana kadar bu noktada kesinlikle şeytanın bize dokunması mümkün değil. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah Teala koruyucu kalkan kalkıyor. O zaman koruyucu kalkan kalktığı zaman nefs de %49 faal halde, şeytan da nefsin %49'una tesir edebiliyor. Ve bu tesir sebebiyle de fizik vücudun da tembelliği 49. Tekrar ediyorum. Şeytanın bizim üzerimizdeki tesiri 49. Nefsimizin karanlıkları yüzde 49. Fizik vücudun tembelliği de 49. Böylesi bir noktada her zaman 50-50 yani biz yanlış yaparsak karşılığını biz doğru yaparsak mükafatını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir devirde bu şekilde bir şey yaptığın takdirde olabilir yani. <laughs> Çünkü daimi zikirde değiliz. Şeytan devreye girebilir. Şeytan kim için devreye giremez? Şeytan Allah'ın zatını gören devrin imamının ruhuna, ruhuna giremez. Çünkü orada iblis orada da uğraşıyor ama allah Teala bir garanti vermiş. Şeytanın ilkalarını Allah onlarda siliyor. Ayetlerini muhkem kılıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Virdimi sabah 8 ile 11 arasında yapıyorum. Virdimi gece yapmak istiyorum ama gece uykuma yenik düştüğüm için Virdimi yapamıyorum. Bu durumda Virdimi gece mi yapmalıyım yoksa gündüz 8 ile 11 arasında yapmaya devam edebilir miyim? Gecelerin yapmanda fayda görüyoruz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği emirler bu virdin gece yapılması. Müzemi Suresinin 20. ayet-i kerimesi Zariyat suresinin 17. ayet-i kerimesi ve Secde suresinin 16. ayet-i kerimesi. Bu ayetlere baktığınız zaman geceleyin yarısı, üçte biri veya üçte ikisi. Gece 12 saatsa üçte biri 4 saat, yarısı 6 saat, üçte ikisi 8 saat. 8 saatin ibadetle geçirmesini istiyor. Bu ibadetin içinde ne var? Kur'an okumak var, zikir yapmak var, kanitin olmak var, tevcut namazı kılmak var. Ama bütün bu gece ibadetlerin içerisinde en önemlisi zikir yapmak. Neyse i̇şte bu zikri geceleyin yapacağız. Biz geceleyi, geceleri nasıl kullanıyorsak gündüz de bizi o şekilde kullanır. Biz geceleyin zikirle geçiriyorsak, güzelliklerle geçiriyorsak gündüz de Allah'ın bereketiyle geçiririz. Dolayısıyla geceleyin zikir yapmak çok güzel. Evliyaların özelliklerinden bir tanesi de onlar geceden az uyurlardı diyor. İşte onlardan geceden uyudukları şey çok azdı. Yani 3-4 saat uykuyla geçirirler. O zaman geceleyin uykudan geçirdikleri zaman 3-4 saatse geri kalan zamanları neyle geçirmeleri lazım? Zikirle geçirmeleri lazım. Secde 16'da aynı şey söyleniyor. Bu ayetlere baktığımız zaman bu virdin ve zikrin çoğunlukla geceleyin yapılması faydalı sonucuna ulaşıyoruz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Mutlum hocam ben 20 yaşındayım. Arkadaş ortamım ve çevrem beni çok eleştiriyor. Sen gezmiyorsun gençlik böyle mi olur diye. Ben evde Allah'a dua edip Yasin okur ve sohbetler dinlerim. Acaba bu tarz konuşmalardan ben ne yapmalıyım? Allah razı olsun. Hiç üzülmen gerekmiyor. Sen de aynı şekilde yap ve onların arasına da karışırsan onlara Allah'a ulaşma dileğini anlat. Onlara mürşide tabiyeti anlat. Onlar belki yine gırgı geçecekler vesaire. Ama bilmelisiniz ki onlar size hangi üzücü davranışları gösteriyorlarsa onlardan derecet kazanıyorsunuz ama onlar derecet kaybediyorlar. Siz onlara ulaştırdığını, ulaştırdığını bu ilmi de Allah'a daveti vesaire bir kere daha hayır kazanıyorsunuz. Yani daima hayırlarda yarışan, hayrı kazanan birisi oluyorsunuz. Üzülmeyin. Bu geçici üç günlük dünya hayatı. Ama önemli olan Allah'tır. Allah'ın bizim hakkımızda verdiği hüküm önemli. Dolayısıyla sen yine zikirlerine devam et. İnsanlara da güzel davran. Onları mutlu etmeye çalış. Onlar nasıl düşünürse düşünsün onlarla Allah arasında. Ama sen onları için güzelleri düşün inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden olsun razı olsun. Biz izleyicimiz Muhterem Hocam namazlarımı iş saatlerim sebebiyle vaktinde kılamadığım zamanlarda hem çalışıp ve aynı anda namaz kılsam olur mu? Yoksa evde kazaya bırakmam mı daha doğru olur? Allah razı olsun. Bu vaktinde kılman daha uygun. Çünkü namazın şartlarına bir tanesi vaktinde kılmaktır. Nisa suresinin 103. ayet-i Allah böyle buyuruyor. Belki sünnetleri kılmayabilirsin. Vakti kılacaksın. Dört rekatlık bir namazı farz namazı Dört rekat bu 4 dakikada kılabilirsin. Hadi 5 dakikada kılabilirsin. Dolayısıyla bu zor bir şey değil. Ondan sonra ondan sonra geldiğin zaman diğer namazları evde kılabilirsin inşallah. Allah razı olsun. Allah sonsuz. son tamam, söz. hocam bize ulaşan çok sayıda dua talep var inşallah. Bugün de geldik programımızın sonuna. Son sözleri size veriyoruz inşallah. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranlara başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka heran Kur'an haramı programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı günler değerli izleyenler.